Ben burada şöyle 2 su bardağı un kullandım. 125 gram tereyağı kullandım. Ve bir tane yumurta, bütün yumurta kullandım. Tamam. Bu hamuru hazır, homojen bir şekilde gelene kadar hamuru yoğurmuş oldum. Peki şu yeni çıkan makinelerde yapmak bunu daha mı iyi oluyor, yoksa böyle elde daha mı iyi oluyor? Bu tercihen, mesela atıyorum çok yoğursunuz. Elin sıcaklığı önemli değil mi bunda? Elin sıcaklığı önemli, tereyağın soğuk olması önemli. Çünkü tereyağı soğuk olursa kıvamını daha rahat alırsınız hamurun. Evet. Daha sağlıklı bir hamur elde etmiş olursunuz. Yani böyle öncesinde kum gibi mi oldu, yoksa İlk böyle? İlk başta kum gibi oluyor, sonra siz onu homojen hale getirdikçe toplaşıyor. Tamam, güzel. Bu şeyin altına sereceksin bunu. Tabana üstüne yayacağım. Ne yapacaksın şimdi? Üstüne de hemen pırasalarımızı, havucumuzu ve portakal kabuğunu rendeleyip soteleyeceğim. Pişirdiğim tart hamurun harç olarak bu harcı pişirdiğim tart hamurun içine yerleştireceğim. Tamam. O zaman doğrayalım şeylerimizi. Bunun üstünü kapatmak ister misin? Bunu kapatıp bir dolaba alacağım zaten. Aa, çok güzel. Bunu şimdi bunun ikisinin arasında mı açacağız? Şimdi bunun bir parçasını alacağım. Tamam. Şunu tekrar buraya kullanabilirim. Böyle kullanın eğer. Tabii. Hayır, çok şey burası da. Çok hem klima var hem ışıklar var. Kurumasın hamurun diye. Şöyle yapıyorum. Sonra bunun içinde en ilgincime giden mesela portakal. Mesela kerevizi portakallı benim ilk yıllardaki programımda, hatta o zaman mutfak da yoktu. Küçük bir elektrikli ocakta. Hı hı. Çok sevgili, çok değerli, çok büyük oyuncu Ali Poyrazoğlu portakallı kereviz yapmıştı. O zaman biz hiç bilmiyorduk portakallı kerevizi. Allah Allah. Bundan yaklaşık yani 2004-2005 yılında, 15 yıl önce yapmıştı. Ben böyle gözlerim açılmıştı. Çabii çok gezen, çok bilgili, çok kültürlü birisidir. Çok saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Selamlarımız olsun. Gerçekten o kadar güzel olmuştu ki, sen hiç yaptın mı portakallı kereviz? Evet, portakal. Çok güzel değil mi? Portakal, hangi aşamada koyarsın? Unuttum ben o zaman. Portakal daha çok böyle sebzelere, zeytinyağlı ürünlere ben çok yakıştırıyorum portakalı. Başka neye kullanırsın mesela? Pırasaya kullanıyorum ben mesela. Şu an pırasaya kullanacağım. Evet, aynen öyle. Evet. Şu an pırasaya kullanacağım mesela. Şimdi bunu kelepçeli kabına arada açarak buraya oturtacağız. Havuçla birlikte çok lezzetli bir... Havuç ona bir lezzet verecek, tatlılık katacak. Kesinlikle çok öyle. Çok güzel. Kesinlikle öyle. Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şunları ben hemen... İki tane önüne. Çok güzel şey yapıyor. İki yapıyor ama çok güzel yapıyor. Gerçekten iki tane çok hoş, değişik tarif var. Ben de yapmamıştım, ne yalan söyleyeyim. Yani bilirim pırasalı şeyler oluyor ama yapmamıştım. Bunun bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Aslında çok basit. Plaska'nın. Ha, ikisini bir mi koyacaksın şimdi? İkisini bir koyacağım. 200 derecede 20 dakika bize yeterli olacak. Tamam, sen şunları da istersen oraya alalım. Alalım. Bu sonra alalım. Lazım mı? Yok, hayır değil. Hemen tamam. Alalım. Tamam. Şimdi onun içine başka neler koyuyoruz? Şimdi bunu biraz sotelemeye başladım. Zeytinyağı ve tereyağı koydum. Beraberinde galiba. Koydum. Beraber. Aynen öyle. Evet. Bunlar sotelenirken içine biraz portakal kabuğu rendeleyeceğim. Güzel. Burada özellikle portakalın beyaz kısmını rendelememeye dikkat edin. Acılı kısmı genelde oradan gelir. Keklerde falan da öyle midir? Hepsinde öyledir. Acılı kısmını o beyaz kısım verir aslında. Ha, bakayım şöyle koyalım, gösterelim. Ha, çok diye ben... Turuncu kısmını alıyoruz sadece. Ay, ben biraz yapıyordum öyle. Bu arada... Şimdi ne yapıyorsun? Biraz şimdi şeker dağıtmak istiyorum içine. Biraz daha tatlandırmak istiyorum bunu. Oo. Tadını arttırmak için. Tamam. Ve aynı zamanda çubuk tarçın atıyorum. Ben portakala tarçını çok yakıştırıyorum. O da biraz rayasını versin. Kesinlikle öyle. Diye. Bu ara benim son zamanlarda kullandığım iki temel ürün oldu bu. Portakal ve tarçın. Çok kullanıyorum ürünlerimde. Birçok yaptığım yemekte, tatlıda. Mesela başka sebzelerde nerede kullanıyorsun? Çok merak ettim. Söylediğim gibi mesela o et için sos yaptığımda, püre yaptığımda mesela o kerevizli olanda ya da işte pırasalı olanda yine tarçını kullanıyorum portakalla beraber. Balıkta kullanabiliyorum. Mus yaptığım zaman ya da tartar yaptığım zaman kullanabiliyorum. Balıktan çok güzel böyle değişik, onu da yapmaya gelsin mi? İster misiniz? Biraz enginar bollansın. Ben çok isterim. Balığı böyle mus gibi yapıyorlarmış, yani püre gibi yapıp enginarın içine koyuyorum diyor. Efsane bir lezzet oluyor diyor. Biraz reklam arasında konuştuk. Ben de çok yakıştırdım ikisini birbirine. Evet. Onun içine tarçın atıyor musun mesela balıkta? Orada balığın içine atmıyorum ama enginarı mesela haşlarken
bir miktar tarçın kullanıyorum. Aromalandırıyorum tarçınla mesela. Bak güzelmiş. Güzel akıllar var. Gerçekten çok çok iyi. Şimdi bunu çok beğendim. Öbür yaptığın keki çok beğendim. Şimdi bunun içine hiç portakal suyu koyacak mı ısın derken koyuyor. Şimdi sıkacağım bunu elimle. Güçlü, adeleli çocuk. Bak, görüyorsunuz. Portakalı böyle, ver benim elimi. Öyle 2-3 damla çıkar anca ben onu böyle böyle. Bak bak, çok güzel yakıştı yalnız. Bayağı güzel. Öyle güzel bir koku var kokmaya ki şu anda. Kokmaya da başladı zaten şu anda. Kokmaya başladı. Şöyle bakalım. Tartın ne kadar zamanda pişiyor? Tartı 20 dakikada, daha doğrusu 15 dakikada hazır ediyoruz. 15 dakika içinde çıkartıyorum tartı ben fırından ve harcını yerleştirip üzerine portakal dilimlerini ve cheddar'ı dizdikten sonra tekrar 5 dakika fırında tutup cheddar'ın erimesini bekliyorum. Portakal dilimini onun üstüne koyup yine fırına vereceksin. Aynen tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi o oldu. Bu oldu. Bu arada tartımıza bakalım. Tartımı almak istiyorum çünkü harcı vereceğim üstüne. Evet. Yalnız bezimi ben alayım. Şeyi aldım. Tahta vermem lazım. Bir saniye. Şu maydanozu hemen. Bu arada kekimiz çok güzel kabarmaya başladı Hadi bu arada. Ya. Aynen maydanozu çok güzel kekimiz aldım. Kabardı. Gel şuraya koyalım mı? Tamam. Şunun üstüne. Koyalım şöyle. Biraz daha pişmesi olacaktı ama pişer. O içeride pişecek zaten şu evet. anda. Evet. Alayım mı şunları? Olur. Aldım. Şunu biraz şöyle bir yayayım önce sonra üstüne eklemesini yapacağım. Oh. Yalnız çok çok beğendim bu. Hemen yani şu anda eve gidip bunu yapmak istiyorum. O kadar canım çekti. Bak burada herkes diyor ki ben de diye. Hakikaten hoşuma gitti. Çünkü şöyle hem sebze, hamuru çok ince değil mi? Kesinlikle ince bir hamur açıyorsunuz. Ekonomik. Ekonomik, kolaylıkla yapabileceğiniz pratik bir şey. Yapabileceğimiz bir şey, aynen öyle. Şöyle alayım bunu. Tamam. Şimdi portakallarımı dizeceğim bunun üstüne. Vay 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 vay. Of 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 çok da güzelmiş. En sonda. Nasıl da güzel ayarladın. Ay ne diyorsunuz? Ay hemen bunu fotoğraf çekemedik. Ay ne olur ben bir dakika fotoğraf çekeceğim. Şunun fotoğrafını almam lazım. Çok güzel oldu. Dur sakın kıpırdama. Kıpırdamıyorum. Çekelim seyircilerimize koyalım. Dur çedarı koyma. Bir dakika. Çekeyim değil mi? Bunu yayınlayalım. Çok güzel olacak. Hah şimdi koy. Ay olaymış. Neden çedar peyniri? Başka peyniri de olur mu? Kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Kullanabilirsin. Ben çedar peyniri biraz seviyorum. Çedar peyniri çok güzel oluyor. Bir tek şu şeyi sevmiyorum. Bazı şeylere yakıştırmıyorum. Var ya şu gorgonzola peyniri. Gorgonzola. Çok ağır bir şeysi var, rayası var. Kokusu. Kokusu tadı ağır. Ekin Eylem Ulaş bugün yayındaydı. Ekini sevdiyseniz yine gelsin diyorsanız bize yazın. Takip etmiyorsunuz edin. Ben de edeceğim. Takip edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Şimdi pişmişleri ve bitmişleri fotoğraflarını yayınlayacağız. Tamam. Ya da yayının sonunda da gösterebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bakın. Siz de öyle. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.